Bakım için gelen kuluçka makinesini görelim. Belki bu tipte bu şekilde görmemişsinizdir. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Makinenin içerisi. Şimdi şuradaki parçayı söktük. Gördüğünüz gibi. Şuradan dışarı bir gösterelim. Bir kapağı alalım. Vidalarını gevşettim çünkü. Evet, içini görüyoruz arkadaşlar. Bu makineden verim alamazsınız yani. Bu kadar tembellik diyeyim yani. Kimse, kim böyle bir makineyi çalıştırıp da verim alıyorum der bilmiyorum. Çok tehlikeli. Aynı zamanda yoğun bakteri barındırıyor. Hani çok kullanıcı tanıyorum. Neler yapıyorlar yani, aklınız alır. Adamlar diş fırçasıyla dip köşe temizlik yapıyorlar yani. Ama bu arkadaşımız hiç temizlememiş. Gördüğünüz gibi. Makinamızın, müşterimizin makinesinin, kuluçka makinesinin bu şekilde bize kalibrasyon için geldi arkadaşlar bu makina. Şuradan tam göremeyiz ama şöyle yan çevirirsek içini de görmüş oluruz. Şuradan da görelim yan tarafından. İşte bu makina kalibrasyon yapılmadan önce yani bir temizlik olması gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. Sonuçta biz de insanız yani. Bu şekilde kalibrasyonu getirilmemesi gereken bir kuluçka makinesi görüyoruz arkadaşlar. Yani biz kabul edip de alsak bir türlü. Arada hatırlı müşterimiz var. Dedik tamam. Yapalım, temizleyelim. Durum bu. MTK kuluçka olarak iyi seyirler dileriz. İnşallah sizler böyle kuluçka makinalarını kullanmıyormuşsunuzdur diye tahmin ve ümit ediyorum. Zor bir şey değil yani, temizleyebilirsiniz. Bir de yeni nesil. Eskilerde şu kapak gelmiyordu. Fan kapağı montalıydı. Bu iyi. Daha iyi. Yeni nesil yani. Şöyle baktığınız zaman toparlamaya da benziyor. Sanki arka panel değişmiş gibi ama. İşte gördüğünüz gibi. İyi seyirler dileriz MTK kuluçka olarak.